يا طالبا للعلم يرجو نفعه، اسمع نصيحة ناصح معواني، أخلص لربك في أمورك كلها، فالمخلصون هم أولو العرفان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على رسول الله الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، اللهم علمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وفهما وتقا وصلاحا يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. Kardeşler, İmam Nevevi rahimehullah Teala'nın Riyazu Salihin kitabına başladığımızı söylemiştik, başlayacağımızı söylemiştik. Allah Azze ve Celle bizi muvaffak kılarsa çarşamba günleri burada Riyazu Salihin derslerini yapacağız. Biz Riyazu Salihin derslerini niçin yaptığımızı, yapmak istediğimizi söylemiştik. Ahlak dersleri yapacağımızı, ahlak dersleri yapmak istediğimiz vakitte İmam Nevevi Rahimallahu Teala'nın kitabını referans alacağımızı, bu kitabı baz alacağımızı, bu kitabın konularıyla hareket edeceğimizi söylemiştik. Kardeşler, Riyazu Salihin kitabıyla alakalı İmam Nevevi Rahimallahu Teala'dan konuştuk. İmam Nevevi'den bahsettik. İmam Nevevi'nin hayatından bahsettik. İnşallah bugün bir nebze İmam Nevevi'nin kitaplarından ve Riyazu Salihin'den bahsedip mukaddimeye başlayacağız. Riyazu Salihin kitabına başlayacağız. Kardeşler, bu alim, bu imam çok kısa bir zamana büyük çalışmalar sıkıştırmış. Çok kısa bir zaman dilimine büyük çabalar, büyük meyveler, büyük uğraşlar, büyük hizmetler sıkıştırmış. Allah Azze ve Celle Subhanehu ve Teala onu, ömrünü ve zamanını muhafaza etmiş. Aleyhissalatu vesselam Abdullah İbni Abbas radıyallahu teala anhu'ya ne demişti kardeşler? Ya gulamu, ey çocuk, inni uallimuke kelimat, sana birkaç kelime öğreteceğim, onları ezberle. Leallallahu yenfe'uke biha, belki Allah o kelimelerle sana fayda verir. O kelimeler neydi? İhfazillah yahfazka, Allah'ı koru, Allah seni korusun. Allah'ı muhafaza et, Allah seni muhafaza etsin. Bu hadisi İslam alimleri uzun uzadıya aktardılar ve bu hadisin yani insanın aklını durdurduğunu söylediler. İbnül Cevzi bunu söyleyenlerdendir. Bu hadis, yani sen Allah'ı korursan, Allah'ın hadlerini, hudutlarını korursan, Allah senin aklını, Allah senin malını, Allah senin canını, Allah senin namusunu, Allah senin vaktini, Allah senin her şeyini korur. Sen Allah'ı koru, Allah seni korusun. İmam Nevevi Allah'ı korumuş. 23 yıl boyunca, 28 yıl boyunca Şam'ın meyvelerinden yememiş, şüphe var diye o kadar dikkat etmiş, o kadar dikkat etmiş, zühd hayatına dikkat etmiş. Allah Azze ve Celle de bununla onu korumuş kardeşler. Subhanehu ve Teala. Bakıyoruz ki çok kısa bir zaman dilimine ne kadar büyük bir çalışma sıkıştırmış. Bakın kardeşler, Nevevi Rahimallahu Teala'nın kitaplarını saysak, sonra onun zamanına, hayatına baksak, bu zamanda hiçbir şekilde bunların yazılmasının mümkün olmadığını bir insan anlar. Onun talebelerinden İbnül Attar 2000 dosya yazdığını söylüyor. 2000'e yakın dosya. Artık dosya kaç sayfaysa melef, Allahu ale ve alem. Kardeşler, İmam Nevevi'nin kitaplarının en meşhur olanları söyleyeceğim. Birçok kitabı var. Fakat İslam ümmetinin içinde mütedavil olan, okunan kitaplarından bahsedeceğim. El-Minhaj. El-Minhaj, Şerh-i Sahih-i Müslim, Şerh-i Sahih-i Müslim İbnül Haccac. İmam Müslim'in sahih kitabını okuyan insanların, alimlerin tamamının müracaat ettiği bir kitaptır. Bir insan İmam Müslim'in sahih kitabını okuduğu vakit kardeşler ilk bakacağı, bakmak istediği kitap
İmam Nevevi'nin El Minhac kitabıdır. Mu'temed olan, dayanak olan kitap budur. Yine Bukhari'ye şerhatı vakit yetmediği için tamamlayamadı kardeşler. İmam Nevevi Usulü'l Hadis kitabında At-Takrib ve't-Teysir ila Hadisi El-Beşir'in Nezir Usulü'l Hadis kitabında hemen hemen talebelerin okuduğu orta seviyeli en güzel kitaptır. İmam Suyuti rahimallahu teala Tedribur Ravi ile buna şerh atmış. Bütün dünyada meşhurdur bu kitap ve bütün muhaddislerin göz attığı, eline aldığı bir kitaptır. Yine İmam Nevevi'nin Ravdatu Talibin kitabı fıkıh ve umdetül müftiyin müfti olan, fetva verenlerin dayanağı olan Ravdatu Talibin talebelerin bahçesi ve müftülerin dayanağı olan bir kitap, fıkıhta bir kitap yazmış. Nevevi rahimallahu teala. Yine El Mecmu' Fıkhül Mukarin karşılaştırmalı mezhep fıkhı dört mezhebin de neredeyse fıkhını içinde zikredeceği büyük ansiklopedik bir fıkıh yazmış. Yaklaşık 22 cilttir İmam Nevevi'nin El Mecmu' kitabı rahimallahu teala. İmam Nevevi Riyazu Salihin kitabın ismi Salihlerin Bahçesi. Yine bu kitaba uygun tasavvuf alanında, züht alanında yazdığı Bustanul Arifin, Ariflerin Bahçesi diye bir kitap yazmış. Orada zühtle, rikakla alakalı konuları rahimallahu teala orada işlemiş. Yine İmam Nevevi Et-Tibyan fi Adab-ı Hamaletil Kur'an. Kur'an'ı taşıyan, Kur'an'ı yüklenen kişilerin ahlak ve adabıyla alakalı bir kitap yazmış. Kitap gerçekten de kardeşler enfes bir kitaptır. Yani ben iki kez mutalaa yaptım kitabı. Gerçekten de bu alanda yazılmış hemen hemen en güzel kitaplardandır. Kur'an'la alakalı, Kur'an fıkhıyla alakalı, Kur'an'ı yüklenenle alakalı, Kur'an'ı okuyanla alakalı, genel Kur'an okuyanın ücretiyle bütün meselelere hemen hemen kısa olarak değinmiş rahimallahu teala. Bunlar İslam ümmetinde okunan fakat avamın hemen hemen çoğunun bilmediği kitaplardır. Bazı kitaplar vardır ki kardeşler, onlar alimlerin ve ilim talebeleri arasında meşhur değil. Bütün dünya arasında hem alimler, hem ilim talebeleri, hem de avam arasında yaygın olan kitaplardır. Bunlar üç tanedir. Bir, El-Erba'un. El-Erba'unun Nevaviye. El-Erba'un, inşallah ismini söyleyeceğiz. 40 hadis. Hem alimler okur, hem ilim talebeleri okur, hem de avam okur. İki, El-Ezkar. El-Ezkar, zikir kitabı. Hüsnül Müslim gibi bizim elimizde aldığımız küçük kitaplar var ya kardeşler. Hepsinin dayanağı İmam Nevevi'dir. El-Ezkar kitabıdır. Yani bu alanda, zikir alanında yazılmış en kapsamlı, en geniş, en düzenli kitaptır. Ve hem de zikir meselelerini aktardıktan sonra zikrin fıkhına da bazı meselelere değiniyor rahimallahu teala. Hem fıkıh kitabıdır, hem akide kitabıdır, hem de zikirleri cem etmiş. Bütün namazla alakalı zikirler, oruçla alakalı zikirler, hacla alakalı zikirler, bütün gece, gündüz, sabah, akşam, yani kabirle alakalı ne varsa Nevevi rahimallahu teala orada cem etmiş. Kardeşler, El-Ezkar İmam Nevevi'nin meşhur kitabıdır. Bu kitap hakkında ne demişler? Bi'iddar veşteril ezkar. Evini sat, git bir tane ezkar al demişler. Evini sat, git ezkar al demişler. Bi'iddar veşteril ezkar. O kadar mühim kitaptır. Yani bir insanın evi mi olsa hayırlı, yoksa ezkar kitabı mı olsa hayırlı? Alimler demişler ki ezkar kitabı olsa onunla dua yapmayı öğrenir. Allah ona ev nasip eder yine inşallah. Biiznillahü teala. Allah azze ve celle dua etmeyi, dua fıkhını bizlere nasip eylesin. Yine kardeşler, Riyazu Salihin kitabı. Riyazu Salihin kitabı şu an okuyacağımız İmam Nevevi'nin rahimallahu teala'nın kitabı. Bu kitap var ya kardeşler, Allah'ın kitabından sonra dünyada en meşhur kitaptır. Yeryüzünde Kur'an'dan sonra en fazla okunan kitap istisnasız bu kitaptır. Bukhari değil, Müslim değil, Ebu Davud değil, Nisai değil, İbn Mace değil. Kardeşler, yeryüzünde ittifakla en fazla Kur'an'dan sonra basımı olan ve en fazla okunan kitap İmam Nevevi'nin Riyadu Salihin kitabıdır.
Bunun hikmeti nedir kardeşler? Hikmeti imamdan kaynaklanıyor. Onun ihlasıdır, onun zühdüdür, onun takvasıdır ve bununla beraber gerçekten de ilminin böyle derinliğiyle kitabı, böyle hadisleri özene özene seçmesi ve özene özene dizmesi ve bütün insanların istifade edeceği şekilde sıralamasıdır. Rahimallahu Teala. İnşallah bakacağız buna. Nevevi Rahimallahu Teala bu kitabı gerçekten de Allah Azze ve Celle yeryüzünde hem alimler tarafından, hem ilim talebeleri tarafından, hem de avam tarafından kabul görmüş bir kitaptır bu kitap. İslam alimleri bu kitapla alakalı çok konuşmuş kardeşler. Ben yani sadece bir alimin sözünü aktaracağım inşallah. Önemine binaen. Hatta binbazı dinledim. Binbaz dedi ki bu kitabı bir Müslümanın 100 defa okuması lazım. En az 100 defa bir Müslümanın bu kitabı okuması lazım. Niye kardeşler? Çünkü cennet yolculuğuna çıkan bir Müslümanın cennete girebileceği bütün şeyler bu kitapta vardır. Riyadu Salihin hadisin inşallah birazdan buna gireceğiz biiznillahü teala. İmam Ez-Zehebi muhaddislerin imamı, tarihçilerin imamı, fukahalardan olan İmam Zehebi rahimahullahu teala kardeşler Siyer A'lamin Nubala kitabında, meşhur Siyer A'lamin Nubala alimlerin, sahabelerin, tabiinin, etba'u tabiinin hadis ravilerinin hayat hikayelerini, biyografilerini içinde zikrettiği büyük bir ansiklopedidir. İçinde Nevevi'den de uzun uzadıya bahsettikten sonra Nevevi'nin bu kitabıyla alakalı rahimallahu teala diyor ki: "Fealeyke ya ahi, ey kardeş, fealeyke ya ahi, sana vaciptir ey kardeş." diyor. İmam Zehebi Siyer Alamin Belada. "Ne bana vaciptir? Fealeyke ya ahi bi tedebburi kitabillah." فَعَلَيْكَ يَا اَخِي بِتَدَبُّرِ كِتَابِ اللّٰهِ Allah'ın kitabını tedebbür etmen, düşünmen, anlaman. اَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنِ اَمْ عَلَى قُلُوبٍ اَقْفَالُهَا Onlar Allah'ın kelamını, kitabını tedebbür etmezler mi? Ayetlerin arka planını, hikmetini, sırlarını düşünmezler mi? Allah ayetlerde bizlerden ne istiyor? Bunu istemezler mi? Bunu düşünmezler mi? اَمْ عَلَى قُلُوبٍ اَقْفَالُهَا Yoksa onların kalplerinde Kur'an'ı tedebbür etmeye engel olan kilitler mi var? فَعَلَيْكَ يَا اَخِي بِتَدَبُّرِ الْقُرْآنِ Ey kardeşim, Kur'an'ı tedebbür etmek senin için farzdır. Sonra وَاِذْمَانِ النَّظَرِ اِلَى الصَّحِحَيْنِ Durmadan alışkanlık haline getirmendir neyi? النَّظَرَ اِلَى الصَّحِحَيْنِ Bukhari ve Müslüm'e durmadan bakmak, durmadan Bukhari ve Müslüm okumak, bunu alışkanlık haline getirmek de senin için lazım olan bir husustur. Daha sonra ve fi sunenin nesai, nesainin sünnetine de bakmak tercihi bu yöndedir. Bazı alimler Bukhari ve Müslim'den sonra ilk tercih edecekleri kitap İmam Tirmizi'nin sünnenidir kardeşler. Gerçekten de İmam Tirmizi'nin sünneninde hayır vardır. Bir insan fıkıh öğrenmek, ilim öğrenmek, ilmi merdiven merdiven gitmek istiyorsa bu İmam Zehebi'nin tercihidir. Başkalarının tercihi nedir kardeşler? Hatta Kutub-ı Sitte'de ilk okunması gereken kitap İmam Tirmizi'nin sünnenidir kardeşler. Çünkü orada gerçekten de talebeyi eğitiyor. İlim talebesini eğitiyor. Ona yani onu mertebe mertebe ilme yaklaştırıyor ve hadis ehli olmaya yaklaştırıyor. Rahimallahu Teala. Dedi ki وَبِاِدْمَانِ النَّظَرِ اِلَى الصَّحِحَيْنِ Bukhari ve Müslüme Sahihen dediğimizde ne gelir akla kardeşler? Bu hadis Sahihinde iki sahih kitabında geçer. Bukhari Müslüm. Bu hadis sahihte böyle bir hadis var. Sahih denildiği vakit ne akla gelir? Bukhari. Sahihte şöyle geçmekte. Bukhari demekti. Ve fi sahihayni Bukhari ve Müslüm'de sahihin Bukhari ve Müslüm'dir kardeşler. Bunlarla kalan inşallah hadisler geldiği vakit muttefakun aleyh nedir? Niye bu muttefakun aleyh denilmiş? Niye ravahu şeyhan? Onlara inşallah değineceğiz. Diyor ki senin üzerine farz olan, vacip olan, mühim olan Allah'ın kelamını tedebbür etmen, Bukhari ve Müslüme çok göz atman, Sünen-i Nesai okuman ve Riyad-ı Nevevi, Nevevi'nin Riyaz-ı Salihini okuman ve Ezkarihi ve İmam Nevevi'nin Ezkarını okuman. Bunları yaparsan
tuflih tencah. Kurtulursun, felaha erersin demiş. Kitap, Bukhari, Müslim, Nesai, Riyazu Salihin, Ezkarun Nevevi okursan diyor, tuflih ve tencah. Felaha erersin ve kurtulanlardan olursun demiş İmam Zehebi rahimallahu teala. Kardeşler, Riyazu Salihin kitabına başlıyoruz. Kitabın ismi Riyazu Salihin min kelami seyyidil murselin. Riyazu Salihin, salihlerin bahçesi. Bahçeleri, bahçesi değil de Riyazu Salihin, salihlerin bahçeleri min kelami seyyidil murselin. Murselin, peygamberlerin efendisi, seyyidi olan Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin kelamından meydana gelen, kelamından oluşan salihlerin bahçeleri. Kitabın ismi budur. Biz ne biliyoruz? Riyazu Salihin biliyoruz. Şimdi iki kelime var burada. Riyaz ve Salihin. Bu iki kelimeyi açıklayalım. Riyaz, cem'u ravda. Ravdanın çoğuludur kardeşler. Ravda, bahçe demek. Riyaz, bahçeler. Hadis-i şerifte Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hem tekilini hem çoğulunu kullanmış. İnnemel kabru kabir. İnnemel kabru ravdatun min riyazil cenne. Ya cennet bahçelerinden bir bahçedir. Ravdatun min riyazil cenne. Ya cennet bahçelerinden bir bahçedir. Ve imma hufarun. Ve imma hufratun min hufarin nar. Ya da cehennem çukurlarından bir çukurdur. Kabir ya budur ya budur. O da ravda ve riyad kelimesi kullanılmış. Kardeşler, riyad, bostan içinde ağaçların, yeşilliklerin olduğu, insanın baktığı vakit yani gözüne güzellik veren, kalbine surur veren bahçeye ne denilir? Riyad denilir. Bahçe. As-salihin, riyadu salihin. Bahçeyi anladık. Salihin, salihin cem'u salih. Salih kelimesinin nedir? Çoğuludur. Salihun, raculun salihun, salih adam. Amelun salihun, salih amel. Dinun salihun, salih din. Zavcun salihun, zavcetun salihatun. Salih kavramı çok kullandığımız bir kavramdır. Salih. Kardeşler, demişler ki salih, salih ma fihi salah. İçinde salahın olduğu. Yani salah nedir? Duddul fesad. Fesadın zıddıdır. Fesadın zıddına biz ne diyoruz? Salah. Raculun salihun. Bu adam salihtir. Yani onda fesat yoktur. Akidesinde fesat yoktur. Amelinde fesat yoktur. Ahlakında fesat yoktur. Hayatında fesat yoktur. Raculun salihun. Kendisini fesattan kurtarmış, kendisine salah bulunan bir adam demektir. İnşallah değineceğiz. Demişler ki saluha şey'u fadule. Bir şey salih oldu ne demek? Arttı. Kardeşler, mümin olan adam iman ettikten sonra salih amelle kendisini artırdığı için daima salih ameli ne yapmış? Onun imanını, onun salahiyetini ne yapmıştır? Artırmıştır. Veyahut da demişler ki eşşey'u salih, bu salih olan bir şeydir ne demek? İki anlamı var. Eşşey'u nafi' vel münasib. Salihin kaç anlamı var? İki. Eşşey'u salihu, bu şey salihtir. Ne demek? Nafi', faydalıdır demek. Amel-u salih ne demek? Faydalı amel. İlm-u salih ne demek? Faydalı ilim. Racul-u salih ne demek? Faydalı adam. İki, el-münasib, münasiptir. Ne münasiptir kardeşler? Birçok şeye münasiptir. Bu salih amel salihse bununla Allah'ın rızasına kavuşmamız elverişli olan bir ameldir. Bu adam salihse cennete girmeye elverişli bir adamdır. Bu adam salihse Allah'ın rızasına kavuşmaya elverişli bir adamdır. Münasip veya Allah'ın şeriatına, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin dinine münasiptir bu amel. Kardeşler, salih, raculun salih, salih adam, inşallah bu kitaba uygun konuşacağız. Salih demişler ki ar-raculul mu'min, mümin adamdır. El-kaimu bima aleyhi min hukukillahi ve hukukul ibad. Mümin bir adamdır. Allah'ın üzerindeki haklarını eda eden ve Allah'ın kullarının haklarını üzerinde eda eden
Allah'ın kullarının haklarını eda eden adamdır. Bir, mümin adamdır, Allah'ın haklarını eda ediyor. İki, mümin adamdır, Allah'ın kullarının haklarını eda ediyor. Bakın bu kitaba bakın kardeşler. Bu kitapta hem Allah'ın haklarının edası öğretiliyor. İhlas gibi, tevbe gibi, murakabe gibi bu şekilde, hem de kardeşler kulların haklarından bahsediyor. Hukukul valideyn, anne baba haklarından bahsedecek. Hukukul zevceyn, karı koca yani eş zevcelerin haklarından bahsediyor. Hukukul car, komşu haklarından bahsediyor. Hukukul veled, bu şekilde kardeşler Müslümanın Müslüman üzerindeki hakları, hem Allah'ın haklarından bahsedecek bu kitap, hem de kulların haklarından bahsedecek. Biz bu kitabı okuyacağız, Allah'ın haklarını öğreneceğiz, onları eda edeceğiz. Bu kitabı okuyacağız, kulların haklarını öğreneceğiz, eda edeceğiz. Bu şekilde salihlerin bahçesine girip hayatımızı burada ne yapacağız? Sonlandıracağız. Hayatımızı sonlandırırsak ne olur inşallah buraya değineceğiz biiznillahü teala. Kardeşler, kitap yani salihlerin hayatı neyle başlıyor kardeşler? Böyle bir göz attığımızda birinci bab Kitab-ül İhlas. Salihlerin hayatı ihlasla başlar. Bütün meseleleri ihlasla başlar. İlimleri ihlasla başlar. Amelleri ihlasla başlar. Çalışmaları ihlasla başlar. Davetleri ihlasla başlar. Salihlerin bahçesinin girişi ihlastır. Neticesi nedir kardeşler? Biz salihlerin bahçesinde yürürsek, İmam Nevevi rahimallahu teala kitabı neyle bitirmiş? Kardeşler hadisi okuyalım. Hadis وَعَنْ سُهَيْبٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ Hadis Suheyb'ten aktarılmış. Dedi ki اَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ قَالْ Allah Resulü şöyle dedi. اِذَا دَخَلْ اَهْلُ الْجَنَّةِ الْجَنَّةِ Cennet ehli cennete girerse. Cennet ehli cennete girerse. يَقُولُ اللّٰهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى Allah Azze ve Celle şöyle diyecek. تُرِيدُونَ شَيْئًا اَزِيدَكُمْ Benden bir şey istiyor musunuz? Arttırayım. Benden bir isteğiniz var mı? Salihlerin cennetinin sonu budur kardeşler. Onlar diyecekler ki feyakulun şöyle söyleyecekler. Allah Azze ve Celle'ye elem tübeyyid vücuhena Allah'ım sen bizim yüzlerimizi hak etmedin mi? Müşriklerin, kafirlerin yüzünü kara ettiğin gibi bizim yüzümüzü kara etmeyip bizim yüzümüzü aydınlatmadın mı ya Rabbi? Allah'ın üzerindeki nimetleri sayacaklar. Şükür ehlinin ahlakı işte budur. Elem tübeyyid vücuhena Sen bizim yüzlerimizi hak etmedin mi ya Rabbi? Elem tudhilena el cennete Sen bizi cennete koymadın mı? Ve tuneccine minen nar Bizi cehennemden savmadın mı? Korumadın mı? Bizi cehennemden kurtarmadın mı? Feyekşiful hicab Allah Azze ve Celle hicabı kaldıracak kardeşler. Subhanahu ve Teala perdeyi kaldıracak. Onlar Allah'ı görecekler. Fema u'tu şey'en ahabbe ileyhim minen nazar ila rabbihim Onlara Allah'a bakmaktan daha güzel bir şey onlara verilmemiş. Vucuhun yevmeizin nazira ila rabbiha nazira. O gün bir takım yüzler parlaktır. İşte bunların yüzüdür. Salihlerin bahçesinde yürüyenlerin yüzleri parlak olacak. İla rabbiha nazira. O yüzler Rablerine bakmakta olacaklar. Allah Azze ve Celle beni ve sizleri onlardan eylesin. Kardeşler salih وكان ابوهما صالحا İmam Bagavi el-Etkiya onların babaları takiydi. Salih el-mu'minu't-taki muttaki olan, takva sahibi olan adama salih denilir. Kardeşler Allah azze ve celle bir insanı ne zaman salihlerden kılar? Vellezine amenu ve amilus-salihat iman edip salih amel işleyenleri la nudkhilennahum fi's-salihin Biz onları salihlere girdiririz. Yani onları salihlerin zümresinden sayarız veya onları salihlerin gireceği yere yani cennete sokarız diyor Allah Subhanahu ve Teala. Salih olursak bize ne faydası olacak kardeşler? Salih olmanın faydası nedir? Riyadu's Salihin bu salihlerin bahçesidir. Bu salihlerin bahçesine girersek ve onların otlandığı şeylerden otlanırsak tövbe, istiğfar, inabe, haşye Onların otlandığı şeylerden, istifade ettiği şeylerden istifade eder, salih olursa bize faydası nedir kardeşler?
Allah Azze ve Celle salih olan bütün kulları kendine veli edinmiştir. İnne veliyyallah, benim Rabbim, benim velim Allah'tır. İnne veliyyallah, benim velim Allah'tır. Ellezî nezzelel kitab, o Allah ki kitabı indirmiş. Ve huve yetevelle salihin, ve o Allah salihleri üstlenendir. O Allah salihleri üstlenendir. Salihlere sahip çıkandır. Onlara yardım edendir. Onları koruyandır. Onları sevendir. Onları muhafaza edendir. Yetevelle salihin, salihlerin bütün işlerini çekip çevirendir. Onların işlerini ve kendilerini, ırzlarını ve namuslarını muhafaza edendir. Biz salih olursak bu muhafaza bizim de olur ve biz de bunun ehli oluruz. Allah Azze ve Celle beni ve sizleri onlardan eylesin. Riyadu Salihin Nevevi Rahimallahu Teala kitaba Riyadu Salihin demiş. Yani kitap salihlerin bahçesi, kitaba bahçe denilir mi? Kardeşler, ulemanın adetindendir, ilim ehlinin adetindendir. Kitaplarına, telifatlarına bahçe ismi vermişler. Riyadu Salihin'de olduğu gibi. Başka bu yazara ait Bustanul Arifin, ariflerin bahçesi. Ravdatut Talibin, talebelerin bahçesi, fıkıh kitabıdır. Çünkü yani bahçeden dünya ehli meyveden istifade ettiği gibi talebeler bu kitaplardan fıkıh istifade ediyorlar kardeşler. Dünya ehli meyveleri sevdiği gibi ilim ehli fıkıh, hadisi, tefsiri seviyor. Onlardan istifade ediyor. Onların huzuru, yeşilliği görmekte ise ilim ehlinin huzuru fıkıh, tefsiri, hadisi görmektedir. Ravdatul Muhibbin, birbirlerini sevenlerin bahçeleri. İbn-i Kayyumul Cevziye rahmetullahi aleyh. Orada yani akideden, zühten, rikaktan, zikirden bahsetmiş. Nevevi rahimallahu teala. Usulü fıkıh, İbn-i Kudame el-Makdisi, Ravdatul Nazir ve Cünnetul Menazir. Meşhur bir kitaptır kardeşler. Ravdatul Nazir. Nazir bakan da olabilir, tartışan da olabilir. Tartışanların bahçesi. Yani bir insan güzel tartışmak, batıl ehline güzel cevaplar vermek, onlara güzel reddiyeler vermek, şeriatın usullerini ve esaslarını anlamak için usulül fıkıh öğreniyorsa Ravdatun Nazir ve Cünnetul Münazir kitabını okuması gerekir. Yine kardeşler Ravdatul Ukala İbn Hibban'ın akıllıların bahçeleri. Yani ilim ehli kardeşler genelde kitaplarına bahçe, bostan ismini vermişler. Bunun hikmeti nedir? Alimler ilim kitaplarını, faydalı ilim kitaplarını, şer'i kitapları bahçeye benzetmişler. Şüphe yok ki kardeşler onların dediği gibidir. Nasıl ki dünya ehli bahçelerden istifade ediyor, bahçelere girdiği vakit seviniyor, onlarda bahçelerde huzur buluyor, bahçelerde onların gönüllerine bir ferahlık geliyorsa alimlerin, Rabbani alimlerin gönüllerine de kitaplarda ferahlık geliyor. Bu kitaplara veyahut da ilim halkalarına, ilim meclislerine Riyadul Cennet, cennet bahçeleri isimleri verilmesinin sebebi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin hadisinden kaynaklanıyor. Aleyhissalatu vesselam, "İza marartum bi Riyadil Cennet fertau." Cennet bahçelerine uğrarsanız oradan otlanın. اِذَا مَرَرْتُمْ بِرْيَاضِ الْجَنَّةِ فَارْتَاعُوا Cennet bahçelerine uğrarsanız ondan otlanın dedi. Kardeşler, sahabeler sordu. وَمَنْ رِيَاضُ الْجَنَّةِ Cennet bahçesi nedir ey Allah'ın Resulü? Aleyhissalatü vesselam dedi ki حِلَقُ الذِّكْرِ Zikir halkaları, ilim meclisleridir dedi. Sizden biriniz ilim meclislerine uğradığı vakit oradan otlansın. Ne demek? İstifade etsin. Ahlaki istifade etsin, akidevi istifade etsin, fıkhi istifade etsin. Kişi ilim meclislerinde fıkhan istifade eder, akide olarak istifade eder, ahlak olarak istifade eder, edep olarak istifade eder. İlim meclislerinde insan yatsa bile Allah Azze ve Celle'nin rahmetinin ona inmesi istifade olarak ona yeterdir. Kardeşler, ilim meclisleri ve zikir halkaları kalbin kendisine hayat bulduğu meclislerdir. Çünkü bir kalp akide içinde yoksa,
Marifetullah, Allah'la alakalı bilgi içinde yoksa, peygamberle alakalı bilgi içinde yoksa, ahlakla alakalı bilgi içinde yoksa, edep bilgisi, haya bilgisi içinde yoksa, bu adam kalbi ölü bir adamdır. Bir insanın kalbi neyle ihya olur? Allah'ı tanımakla, peygamberi tanımakla, dini tanımakla, ahlakı bilmekle, hayayı, edebi bilmekle ve bunları hayata dökmekle kalbi hayat bulur kardeşlerim. Allah Azze ve Celle ne diyor? İstecibu lillahi ve lirrasuli, Allah ve Resulüne icabet edin. Lima yuhyikum, size kendisi, sizin için kendisine hayat olan şeylere davet ettiğinde Allah ve Resulüne icabet edin. Allah ve Resulünün davetine icabet etmekte kalbe hayat vardır. İman, ahlak, akide, fıkıh, hepsi kalbin hayatıdır kardeşler. Yine nefislerin tahareti, temizlenmesi, kirden, şek, şüphe ve şehvet kirinden bir nefis ancak ilim halkaları, ilim meclisleri ve zikir halkalarında bu nefsin kirini ve necasetini üzerinden atar. Onun için ilim halkaları muhimdir kardeşler. Onlara uğradığımız vakit onlardan istifade etmenin yollarını bilmemiz ve onlardan istifade etmenin yollarını öğrenmemiz gerekir. Ta ki Riyadu's Salihin, salihlerin bahçesine giren ve salihlerden olan Allah'ın kullarından olalım. Kardeşler, zikir meclisleri şüphesiz ki kitap ve sünnette bunun önemiyle alakalı uzun uzadıya naslar vardır. Biz bunu Riyadu's Salihin'de göreceğiz. Ama önemine binaen bir şey zıddıyla bilinir ya, zikir meclislerini terk etmenin cezası nedir? Zikir halkalarını, ilim meclislerini terk etmenin cezası nedir? Kardeşler, kafirlerin ahlakı genelde ilimden ve delilden yüz çevirirler. وَالَّذ۪ينَ كَفَرُوا عَمَّا اُنْذِرُوا مُعْرِضُونَ Kafirlere gelince onlar sakındırıldığı şeylerden yüz çevirirler. Ya kitapla Allah onları sakındırmış, ya Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sünnetle, fark etmez. Yani din, ilim, ne varsa kafirler yüz çevirirler. Dinlemek istemezler, kulak vermek istemezler. Onun için Allah cehenneme zebaniler vasıtasıyla kafirleri atınca kullema ulqiya fiha fawjun sa'alahum khazanatuha alam yatikum nadir. Zebaniler cehenneme fevc fevc, grup grup insan attıkları vakit, kafir attıkları vakit alam yatikum nadir, size peygamber gelmedi mi? Size bir uyarıcı gelmedi mi? Sizi bugünden sakındıran hiç kimse gelmedi mi? Kalu bela, tabii ki geldi. Kaccaana nezir, bize bir uyarıcı geldi. Kaccaana nezirun fekezzebna, biz yalanladık. Lev kunna nesma'u, kulak verseydik onlara. Ev ne'kilu, aklımızı çalıştırsaydık. Ma kunna fi ashabis sa'ir, cehennemin ashabından, adamlarından olmazdık. Bukhari'de kardeşler, İmam Bukhari'nin Ebi Vakid el-Leysi'den aktardığı bir hadis var, onu aktaracağım inşallah, onunla yetineceğim. Zikrin önemine işaret eden ve zikri ilim halkalarını terk etmenin cezasıyla, tehlikesiyle alakalı üç adamın kıssasından bahseden bir hadis aktaracağım sizlere. Bu kıssa mühimdir. Ebu Vakid el-Leysi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den aktarıyor. Ebu Vakid el-Leysi diyor ki أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما هو جالس في المسجد. Günlerden bir gün Peygamber Aleyhissalatu vesselam mescitte oturuyordu. والناس معه, insanlar da onunla beraber oturuyordu. إذ أقبل ثلاثة. Üç adam mescide yöneldi. فأقبل اثنان رسول الله صلى الله عليه وسلم وذهب واحد. İki kişi peygambere yöneldi, üçüncüsü gitti. فَوَافَقَا رَسُولَ اللّٰهِ İkisi peygambere yönelerek peygambere uyum sağladılar ve diğeri gitti. فَأَمَّ أَحَدُهُمَا O peygambere, şimdi üç kişiden bahsedecek. Peygambere muvaffakat sağlayan, peygambere uyum sağlayan iki zat. فَأَمَّ أَحَدُهُمَا Onlardan biri, peygamberin etrafında böyle bir halka var. فَرَأَ فُرْجَ فِي الْحَلْقَ Halkanın içinde bir delik gördü. Böyle bir boş yer gördü.
kendini ona sıkıştırdı. Peygamberin meclisinde veyahut da ilim meclisinde oturmak istedi. Allah'ın katında ilim meclisinde oturanlardan olmak istedi. Ve oraya sıkıştı. Fecelese fiha, orada oturdu. Ve emmel aharu, diğer adama gelince fecelese halfahum, halkanın arkasında oturdu. Halkayı darlaştırmak, sıkıştırmak istemedi. Ve emme thalis, üçüncü adama gelince feedbera zahiben, arkasını döndü gitti. Arkasını döndü gitti. Felemme faraga Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamber aleyhissalatu vesselam zikir meclisinden aktarmak istediğinden farig oldu, bitirdi konuyu bitirdi. Ala ukbi kal, dedi ki ala ukbirukum anin neferi selase, size şu üç neferden, üç gruptan bahsedeyim mi? Üç adamdan bahsedeyim mi? Emme ahaduhum, onlardan birincisi feava ilallahi, Allah'a sığındı. Feavahullah, Allah da onu sığındırdı. Allah'a sığındı, Allah da onun sığınmasını kabul etti, onu barındırdı. İkincisi dedi ki ve emmel aharu, o arkada oturan adam festahya, haya etti. Burada iki anlam var inşallah. Festahya Allahu minhu, Allah da ondan haya etti. O Allah'tan haya etti, Allah da ondan haya etti. Bunun iki anlamı var. Bir, ilim meclisini darlaştırmaktan haya etti. İzdiham olmasından haya etti. Arkada durmak istedi. İlim meclislerini sıkıştırmak istemedi. Sıkıştırmada insanların kafası dağılır. Sıkışan insanların genelde huşusu ve dikkati dağılır. Haya etti, arkada oturdu. Bu birinci anlam. İkinci anlam, ilim meclisini terk etmekten haya etti. Yani baktı ki yer yok, buraya gelemedi. Çıkıp gitmek istedi, Allah'tan haya etti ve ilim meclisinden haya etti, orada oturdu. Allah da ondan haya etti. Ve emmel ahar ve emmel thalis, üçüncü adama gelince fe'a'rada, yüz çevirdi. Fe'a'rada Allahu anhu, Allah da ondan yüz çevirdi. Allah Azze ve Celle bizi ilim meclislerinden yüz çevirenlerden eylemesin. Allah Azze ve Celle Subhanahu ve Teala beni ve sizleri, tevhid ehli kardeşlerimi, ya birincisinden furca görüp, delik görüp, gedik görüp Allah'a sığınan, Allah'ın da sığınmasını kabul eden kullarından eylesin. Veyahut da Allah'tan haya eden, Allah'ın da kendisinden haya ettiği kullarından eylesin. Üçüncüsünden eylemesin. Allah'tan yüz çevirdi, Allah da onlardan yüz çevirdi. Onun için kardeşler, ilim meclislerine dikkat etmemiz gerekir. Şimdi kardeşler, bu Riyaz-ı Salihin'in özelliklerine gireceğiz. Bu nasıl bir kitaptır? Bir insan kitabı okumadan önce kitap hakkında bilgi sahibi olsa inşallah kitap hakkında vahşeti, garabeti gider. Biz kitap hakkında çok az konuşacağız. Ara ara ortalara serpiştireceğiz bilgiyi. Ta ki hepsini burada söylemeyelim, kafamız karışmasın kardeşler. Kitapla alakalı kısmi şeylere değineceğiz. Daha sonra bu kitabı ilim talebeleri de dinlediği için Arapçasını da okuyacağız inşallah. Tercüme biz yapacağız inşallah. Kardeşler, Riyaz-ı Salihin alsalar, Arapça okuyan kardeşler Riyaz-ı Salihin ellerini alsalar inşallah istifade ederler. Diğer kardeşler de Türkçe Riyaz-ı Salihinleri ellerini alsalar biiznillahü teala Arapça kelimelere karşı onlarda bir aşinalık oluşur. Kitaptan istifade ederler. Kelime hazineleri artar. İnşallah kitaptan istifade ederler. Kardeşler, Riyaz-ı Salihin kitabı. Bu kitap dünyada dedik ki en çok okunan kitaptır. Bunda şek ve şüphe yok. Bu kitap kardeşler, Allah Azze ve Celle yeryüzüne bu kitaba kabul vermiş. Alimler, ilim talebeleri ve avam arasında kabul görmüş bir kitaptır. Kur'an'dan sonra bu İmam Nevevi'nin zühdünden, İmam Nevevi'nin takva ve ihlasından başka hiçbir şey değildir. Kardeşler, İmam Nevevi burada çok ciddi bir ilim dökmemiş ha. Onu da söyleyeyim size. Buradaki şeyler Bukhari, Müslim, Ebu Davud, Tirmizi, Nesai, İbn-i Mace, bunlarda var. Ebu Davud, Tirmizi, Nesai, İbn-i Mace. Onlarda olan şeyleri toplamış, buraya aktarmış. Yani toplasanız 10 sayfa kadar bir şey yazmamış Nevevi. Ama öyle güzel Bukhari'den almış, öyle güzel Müslim'den almış, öyle güzel Ebu Davud'dan almış, yan yana zikretmiş, öyle güzel sıralamış, bir
gerdanlık olur ya kardeşler, ona dizilen inciler gibi böyle mükemmel dizmiş yani. Enfes bir şekilde. Ve aynı zamanda dizerken de ihlası, Allah korkusunu Allah için dizmeyi göz ardı etmediği için bu kitap kabul görmüş kardeşler. Alimler, ilim talebeleri ve avam arasında. Allah Azze ve Celle bütün amellerde ihlası bana ve sizlere nasip eylesin. Kardeşler, çok fazla yani mukaddimede, inşallah kendisi mukaddimede bahsedecek kitabın üslubuyla alakalı. Biz mukaddimeyi okuyacağız inşallah. Mukaddimeye girmeden önce kardeşler kendimiz bu kitapla alakalı biraz konuşacağız. İmam Nevevi kitabının üslubu. Kardeşler, Nevevi rahimallahu teala kitabı muhtasardır. Kendisi diyecek فَرَيْتُ اَنْ اَجْمَعَا مُخْتَصَرًا, ortada diyecek. Bir muhtasar toplamayı öngördüm. Bir muhtasar kitap toplamayı öngördüm diyecek. Bu kitap muhtasardır. Ansiklopedik bir şey beklemeyin. Her şeyden kısa kısa değinmiş. Muhtasar bir kitaptır. Ama İmam Nevevi'ye göre muhtasardır. Vallahi okuduğumuzda yorulduğumuz, ilim talebelerinin yorulduğu bir kitaptır. Nevevi bu ezberlensin diye, ezberi kolay olsun diye kısa yazmış. Ezberlemek için. Tabi biz kitaba bakıyoruz. Aman Allah'ım, bu kadar büyük kitap. Muhtasar diyor buna Nevevi. Siz mecmu'u 22 cildi görünce bu kitap muhtasar olmaz mı? Kardeşler. Muhtasar olur tabii ki. Nevevi rahimallahu teala sonra diyor ki ben وَاَلْتَزِمُ ف۪يهِ اَلَّا اَذْكُرَ اِلَّا حَد۪يسًا صَح۪يحًا. Ben kendime gerekli kıldım. Ben bu kitapta sahih hadisten başka hiçbir şey aktarmayacağım. Bu kitapta aktardığım bütün hadisler sahihtir. Tabi bu Nevevi'nin yanında olan bilgidir. Bu hadisler bu kitabın içinde zayıf hadisler olduğunu söylemiş. Yeri geldiğinde biz muhaddis imamlardan, yine İmam Nevevi'nin tahricatlarından ve başka alimlerden bu hadisin içinde sahih hadis olduğu vakit söyleyeceğiz. Hasan hadis olduğu vakit söyleyeceğiz. Zayıf hadis olduğu vakit söyleyeceğiz. Bunu içtihatla yapmayacağız. Zamanımızda bunun içtihadını yapan, yani bizim bildiğimiz, yani ilim ehli Mağribül İslam Hicaz'da varsa da ilim talebelerinin hakkı değildir bu. Biz bunu alimlerden inşallah aktararak, Bukhari'den, İmam Ahmet'ten, ondan sonra Tirmizi'den, onların zayıf dediği hadislerin zayıf olduğunu inşallah burada aktaracağız biiznillahi teala. İmam Nevevi kitabını kardeşler, acayip bir mantığı var kardeşler. Sene kaç gündür kardeşler? 365. Birkaç bab hariç tam 365 tane bab yapmış kardeşler. Birkaç tane eklemiş yani. Her hafta, her gün bir bab öğrense kişi bir senede bu kitabın bablarını bitirir. 372 tane bab var kardeşler. 372 tane bab var. 18 tane de kitap var. Kitap, sonra içinde babları var. Kardeşler, rahimallahu teala yaklaşık Kitabul Edeb, yani 681. kitaba kadar, 681. hadise kadar bütün hadisleri mukaddime saymış. Yani kitap yok, ismi yok kardeşler. Burada başlamış Kitabul Edeb. Edeb kitabı burada başlamış. Rahimallahu teala. Yaklaşık Nevevi rahimallahu teala 372 tane bab zikretmiş. 18-19 baba, 18-19 kitaba yerleştirerek. Daha sonra tabi bablar burada mevcuttur. Şimdi kardeşler, Nevevi'ye baktığımızda mesela bir bab açalım, böyle hemen kafadan bir bab açalım. Babul İhlas demiş, İhlas babı. Hiçbir şey zikretmeden direktmen, hani hadis toplamış diye bu kitapta. Hadisten önce bu konuyla alakalı ayet zikrediyor. وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللّٰهَ مُخْلَصِينَ لَهُ الدِّينَ حَنَفَا وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ. Başta bu şekilde. Kardeşler, İmam Nevevi burada İmam Bukhari'yi taklit etmiş. İmam Bukhari'yi, siz Bukhari kitabını okuduğunuzda bab diyor, tamam. بَابٌ الْعِلْمُ قَوْلَ الْقَوْلِ وَالْعَمَلِ فَعَلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ. Bu şekilde devam etmiş. Başta babla alakalı ayet zikrediyor. Ayetler varsa burada 372 tane bab zikretmiş kardeşler. 372 tane babın kardeşler 202 tane babta ayet yok. Ama geriye kalan 170 tane babta başta ayet zikretmiş, sonra hadislere başlamış İmam Nevevi rahimallahu teala. Kardeşler, biz inşallah detaylı
İmam Nevevi'den kendisine öğreneceğiz inşallah. Kaç dakika etti? 45. Biz dedik biraz mukaddime okuyalım. Şeyh Abdurrahman sen biraz oku inşallah bu mukaddimeyi burada bitirelim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi vahidil kahhar, el azizil gaffar, mukavvirin leyli alel nehar, tezikireten duilil kulubi vel absar, ve tebsireten lidevil elbabi vel i'tibar, ellezî eyqada min halkihi men istafâ, ve zehhedahum fî hâzihid dâr, ve şagalahum bi murâkabetihi ve idâmetil efkâr, ve mulâzemetil itti'âdi vel iddikâr, ووفقهم للدأب في طاعته للدؤوب للدأب تمام هذا والله للدؤوب ده صحيح تمام للدؤوب في طاعته والتأهب لدار القرار والحذر مما يسقطه والحذر مما يسقطه ويوجب دار البوار والمحافظة على ذلك مع تغاير الأحوال والأطوار burada kalsın kardeş tamam. Burada zaten ancak bu kadar okuruz. Vaktimiz yetmez. Kardeşler, Arap kelamında yazı ikidir. Bir şiir, nazım var. İki düz yazı. Nesir denilir buna. Düz yazı, şiirin Ebdeu bir hamdi musalliyen ala Muhammedin hayri nebiyin ursila sonları eşit olur. Yani şiirlerin sonları buna kafiye denilir. Düz yazılarda, normalde düz yazı var. Bazen alimler mukaddimelerde bütün alimler hemen hemen kafiyelere dikkat ederler. Sonları eşit olsun diye. Buna da seca denilir. Bakın İmam Nevevi'nin yani mukaddime yaparken dikkat ettiği yani tabir Elhamdülillahil vahidil kahhar rayla bitmiş. Değil mi? Seca. El azizil gaffar rayla bitmiş. Mukavviri leyle alen nehar seca rayla bitmiş. Tezkireten li ulil kulubi vel absar rayla bitmiş. Tebsireten li zevil elbabi وَالْاِعْتِبَارِ رَيْلَ بِتْمِشْ الَّذِي İbn-i Kayyum bunu genelde çok yapıyor kardeşler. İbn-i Kayyum bir iki sayfa yapıyor. Yani Medarec-i Salik'inde, İgâfetül Lahfan'da yani böyle uzun uzadıya böyle bunu yapıyorlar kardeşler. Bu yani alimlerin özen gösterdiği bir husustur. Biz buraya girmeyelim kardeşler. Musannif Rahim Allah-u Teala Bismillahirrahmanirrahim kitabına Besmele ile başlamış. Kardeşler Allah Azze ve Celle kitabına Bismillahirrahmanirrahim Besmele ile başladığı gibi. Kardeşler Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bütün yazışmalarına Besmele ile başlamış. Nevevi Rahimallahu Teala da Besmele ile başlamış. Bunun delilleri çoktur. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Ya Ali'yi uktub Bismillahirrahmanirrahim Hudeybiye Antlaşması'nda Ey Ali Bismillahirrahmanirrahim yaz. Yine Allah Azze ve Celle Süleyman aleyhisselamdan bahsederken İnnehu min Süleyman ve innehu Bismillahirrahmanirrahim ألا تعلوا علي واتوني مسلمين بلقص رضي الله عنها ندير بو سليماندان gönderilmiş bir mektuptur ve innehu bismillahirrahmanirrahim rahman ve rahim olan Allah'ın adıyla başlıyor ألا تعلوا علي واتوني مسلمين bana karşı haddinizi aşmayın bana Müslümanlar olarak gelin. Onlar da sayfalarına, mektuplarına, yazışmalarına besmele ile başlamışlar. Bütün ilim ehli kitaplarına besmele ile başlamayı adet ve edepten, ahlaktan saymışlar. Elhamdülillahil vahidil kahhar. Hemen akabinde hamd ile başlamak da İslam alimleri dedi ki besmele 1, hamdele 2, salat ve selam 3. Kitaplarında, risalelerinde bu 3 şeyi yerine getirmek telifin ahlak ve adabındandır. Allahu ala ve alem. İstisnai bazı kitaplar Bukhari genelde yapmaz bunu. Bukhari genelde yani besmele hamde besmele yapar ama diğer şeylere girmez. Şeyh Muhammed bin Abdülvahab da Bukhari taklit ettiği için genelde o da yapmaz. Rahimallahu teala. Elhamdülillahi'l vahidil kahhar. Hamd Allah'a olsun. Hamd Allah'adır ama hamd Allah'a olsun. Anlamı bu. İhbar ve inşa. Onu ilim talebeleri bilir. O Allah ki el-vahidu kul huvallahu ahad de ki Allah birdir. Vahidun fi zatihi, vahidun fi uluhiyetihi, vahidun fi rububiyetihi, vahidun fi esmaihi, vahidun fi ef'alihi. Zatında birdir, fiillerinde birdir, isimlerinde birdir, isimlerin kemalinde birdir. Yoksa isimlerinde birdir. Müşkilat olabilir. Allah da rahimdir, peygamber de rahimdir. Ama rahmetin kemali Allah'a hastır. Allah Azze ve Celle rububiyetinde ve ilahlığında birdir. El-Vahidul Kahhar.
Kardeşler, kahır kudret ve kuvvet demektir. Bütün kainat Allah'ın kudretinin ve kahrının altındadır. Hiç kimse Allah'a galip değildir. Allah her şeye galiptir. El-Vahidul Kahhar. Esma ve sıfatlarda bunları takip edin, öğrenin. Biz şu an burada bunu yapmamız mümkün değildir. El-Azizil Gaffar. Aziz kardeşler, izzet, kuvvet, kudret ve rif'at. Yani izzet anlamına gelir, kuvvet anlamına gelir, kudret anlamına gelir ve yücelik anlamına gelir. El-Galibu fi emrihi. Bütün işlerinde galip olan, hiç kimsenin kendisine galebe çalmadığı, her şeye galip olan ve izzetiyle her şeye galip olan Allah'tır. Velakin Allah'ın izzeti, el-aziz sıfatı tağutlar gibi değildir. El-azizul hakim, Allah'ın izzet sıfatı hikmet sıfatıyla beraber hareket eder. Onun izzeti hikmetli olduğu için bazı dilediği yerde o izzeti ne yapar? O gücü, o kuvveti kullanır. Yani savurgan değildir Allah Azze ve Celle izzetinde, tağutların savurgan, cebbarların, mütekebbirlerin savurgan olduğu gibi. El-Vahidul Kahhar, El-Aziz, El-Gaffar. Allah Azze ve Celle gaffardır. Yani günahları çokça bağışlar, çokça istiğfar edenlerin istiğfarını kabul eder. Mukevviri'l-Leyli alen-Nahar. Mukevviri'l-Leyli alen-Nahar. Tabi burada geceyi gündüzün içine sıkıştırır. Geceyi gündüzde saklar. Orada ayet-i kerime خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ يُكَوِّرُ اللَّيْلَ عَلَى النَّهَارِ وَيُكَوِّرُ النَّهَارَ عَلَى اللَّيْلِ ayetinden iktibastır. Öyle bir ayet-i kerime var Kur'an-ı Kerim'de. Allah يُكَوِّرُ اللَّيْلَ عَلَى النَّهَارِ وَيُكَوِّرُ النَّهَارَ عَلَى اللَّيْلِ geceyi gündüzde, gündüzü gecede saklar. Geceyi gündüze girdirir, gündüzü geceye girdirir. Onu onda gizler, onu onda gizler. مُكَوِّرُ اللَّيْلِ عَلَى النَّهَارِ. Yine Allah Subhanahu ve Teala kardeşler, geceyi gündüze, gündüzü geceye dürür ya, bunu niye yapar? Niye geceyi gündüzde, gündüzü gecede niye saklar? Tezkireten, ta ki hatırlasın bu. Geceyi gündüzde, gündüzü gecede saklamak, hatırlasın, bir hatırlatıcı olsun. Mastar ismi faal manasına, müzekkireten, ta ki hatırlasın, liulul kulubi vel absar, kalp sahibi olan ve basiret sahibi olan insanlara gecenin ve gündüzün değişimi bir hatırlatmada bulunsun. Allah vardır. Geceyi gündüze, gündüzü geceye saklayan, onu ona yerleştiren bir kahhar, bir kavi, bir aziz, bir muktedir olan Allah vardır. Yine ve tabsiraten, bir basiret olsun, bir nur olsun lizevil elbabi. Elbab cem'u lubbin. Lub, akıl, beyin. Beynin çoğuludur. Ve tebsiraten li zevil elbabi vel i'tibar. İbret sahibi olan, beyin sahibi olan, akıl sahibi olan kişilere bir basiret olsun. Gece ve gündüzün birbirlerinin içlerinde olmaları onlara bir basiret olsun, bir nur olsun. Ellezî elhamdülillah, hamd Allah'a olsun. O Allah ki ellezî eykaza, eykaza uyandırmış. Gafletten, uykudan. اَلَّذِي اَيْقَضَى مِنْ خَلْقِهِ مَنْ اِصْطَفَاهِ seçtiği kullarını uykudan uyandırmış, gafletten uyandırmış, peygamberleri, sıddıkları, salihleri, şehitleri öyle uyandırmış ki ne için yaratıldığının farkındalar ve onun için çalışmaktalar. اَلَّذِي اَيْقَضَى مِنْ خَلْقِهِ مَنْ اِصْطَفَاهُ kullarından seçtiklerini uyandıran Allah'a hamdolsun. Ve o Allah ki o seçtikleri kullarını fezehhedehum fi hadihi dar, fi hadihi dar, onları bu memlekette, onları bu diyarda, onları bu dünyada fezehhedehum, cealehum zahiden, onları zahit kılmış, onları züh sahibi kılmış. Züh nedir kardeşler? Dünyadan ve insanların ceplerinden el etek çekmektir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ne dedi? İzhed, yüz çevir. Fi dünya, dünyadan yüz çevir. Yuhibbukallah, Allah seni sevsin. Vezhed fi ma indennas, yuhibbukennas. İnsanların ceplerinden yüz çevir, insanlar seni sevsinler. Dünyaya iltifat etmemek, dünyaya yönelmemek,
dünyanın şatafatına takılmamak, dünyanın ziynetiyle uğraşmamak zühd ehli olmaktır. Dedi ki فَزَهَّدَهُمْ فِي هَذَا الدَّارِ فِي هَذِي الدَّارِ Allah onları bu dünyada zahit kılmış. وَشَغَلَهُمْ Seçtiği kullarını meşgul etmiş. Allah peygamberleri meşgul etmiş. Sıddıkları meşgul etmiş. Salihleri meşgul etmiş. Neyle? Neyle meşgul etmiş? بِمُرَاقَبَتِهِ Murakabetiyle. Demek ki eşyayla, malla, mülkle, arabayla, evle onları meşgul etmemiş. Onların kalplerinde sadece Allah'ın murakabeti var. Murakabet ne demek kardeşler? İhsanın iki makamı var. Müşahede, Allah'ı görür gibi ibadet etmek. Murakabe ve kâne aleykum rakiba. Allah sizin üzerinize gözetleyicidir. Daima sizi gözetliyor. Onlar Allah'ın onları gözetlemesi düşüncesiyle meşgul olmuşlar. Her hareketlerinde Allah onları gözetliyor, onların üstünde onları izliyor düşüncesiyle meşguldürler. Allah'ın seçtiği kullar, İmam Nevevi kendisinden bahsediyor kardeşler. Gerçekten böyle bir adamdı. Rahimahullahu Teala. Tabii kendisinden bahsetmiyor. Allah'ın kullarından bahsediyor. Ve şagalahum bi murakabatihi ve idametil efkar. Daima tefekkürde, düşüncede müdavim olan, devamlı olmakla onları meşgul etmiş. Semaya bakarlar, tefekkür ederler. Aya bakarlar, tefekkür ederler. Gece gündüze bakarlar, tefekkür ederler. Kur'an ayetlerine bakarlar, daima tefekkür içindedirler. Ve mulazemeti el itti'azi vel iddikar. Daima va'azu nasihat ve iddikar, zikirle iç içedirler. Zikre ve va'azu nasihate mülazimdirler. Onlarda zikir, onlarda va'azu nasihat, kardeşler et tırnak gibidir. Birbirlerinden ayrılmıyorlar. Allah Azze ve Celle seçtiği kullarını bunlarla meşgul etmiş. Va'azu nasihatle va'az alma, Allah'ın ayetlerinden, kevni ayetlerden, şer'i ayetlerden va'azu nasihat, bir de vel iddikar. İddikar aslında iltikar da zikir kavramından türemiş. Allahu Ala ve Alem. Ve vaffakahum, Allah bu seçtiği kulları muvaffak kılmış. Liddu'ubi, du'ub kardeşler, du'ub el müdaveme, devamlılıktır. Ve teli de'bi, devamlılık anlamındadır. Ve vaffakahum, Allah seçtiği kullarını muvaffak kılmış. Liddu'ubi fi ta'atihi, taatinde Allah onları devamlı kılmış. Allah seçtiği kullarını biz nasıl anlarız? Eğer Allah'a taate devamlıysalar, demek ki Allah bu kullarını seçmiştir. Ve te'ahubi lidaril karar. Karar, baki, beka dünyası için, beka yurdu için, ahiret için onları hazırlığa muvaffak kılmış. Te'ahub el isti'dad, hazırlanmak. Ve te'ahubi lidaril karar. Karar, bekleme yurdu için Allah onları hazırlanmaya muvaffak kılmış. Subhanahu ve Teala. Vel hazari, yine Allah onları muvaffak kılmış. Neye muvaffak kılmış? Vel hazari mimma yuskituhu ve yucibu daril bevar. Allah Azze ve Celle onları Allah'ın gazap edeceği şeylerden sakınma konusunda onları muvaffak kılmış. Allah'ın gazap edeceği hiçbir şeye girmezler. Allah onları muvaffak kılmış. El hazari, yani min el bil hazar. Onları sakınma ile. Neden sakınıyorlar? Mimma yuskituhu, Allah'ın gazap ettiği, Allah'ın sahatını üzerine indirdiği ne kadar şey varsa Allah Azze ve Celle onları onlardan sakınma noktasında onları ona muvaffak kılmış. Ve yucibu darul bevar. Darul bevar demek, bevar helak demek. Kavmen bura, kavmen helka. Kavmen bura, kavmen helka. Helak diyarına, helak diyarını vacip kılan, cehennem ehli olmayı vacip kılan ne kadar şey varsa Allah Azze ve Celle bunların ondan sakınmalarını onlara muvaffak kılmış. Küfürden, şirkten, şehvetten, şüphelerden Allah Azze ve Celle onları muvaffak kılmış. Onları korumayı onlara muvaffak kılmış. Vel muhafazati, Allah Azze ve Celle onları muhafaza ya da muvaffak kılmış. Bu bahsettiğimiz bu kadar şey saydık ya. Allah Azze ve Celle onları zikre, onları nasihate, onları vaaze,
onları Allah'ın murakabetine ve cehennemi helak olmayı vacip kılan şeylerden sakınmaya muvaffak kılmış. Bu kesilmiyor onlarda. Bu onlarda hiçbir zaman kesintiye uğramaz. Bu hal onlarda, onları bu hallere, bu hallerde sebata, bu hallerde muhafazaya muvaffak kılmış. Ala zalike ma'a tagayyuril ahval vel atvar. Hallerin değişmesine rağmen, evrelerin değişmesine rağmen, günlerin değişmesine rağmen, gecelerin değişmesine rağmen, şartların değişmesine rağmen, bu saydığımız şeylerde bunlar nedir? Sabittirler. Allah bunları sebata muvaffak kılmış. Subhanahu ve Teala. Daha sonra Nebevi Rahimallahu Teala Ahmeduhu eblega hamdin ve ezkahu ve eşmelehu ve enmah. Ben orada kalsın ve sallallahu ve selleme ve baraka ala nebiyyina Muhammed. Kardeşler, Riyaz-ı Salihin'in birinci dersi burada bitmiştir. Allah Azze ve Celle bizleri Riyaz-ı Salihin'i bitirmeye muvaffak kılsın. Allahümme amin. Ve sallallahu ve selleme ve baraka ala nebiyyina Muhammed. هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون.